Son gelişmelerden sonra özellikle dolar hafif gevşedikten sonra bana soranlar oluyor. Hedefleriniz değişti mi diye. Evet değişti arkadaşlar ama aşağıya doğru değil yukarıya doğru dikkatinizi çekerim. Yani hem dolarda hem altında hem de gram altın fiyatlarındaki hedeflerim yukarıya doğru değişti. Sebeplerini biraz sonra ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Ama onun öncesinde şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Ne dedik sizlere daha bir gün önce? Bundan bir gün önce o sıralarda altının ons fiyatı 1600'ün altını işaret ediyor diyenler vardı. 1650'lere gelmişti. Ben tekrar 1680 seviyesini göreceğiz. Hem de çok hızlı bir şekilde yarın uyandığımızda 1680 dolar seviyesinde bir altın fiyatıyla karşı karşıya kalabiliriz demiştim. Nitekim neredeyse 1690 dolara gelmiş bir altın fiyatıyla karşı karşıyayız uluslararası piyasalarda. Keza gram altın fiyatı düşmeyecek. Bakın bu seviyelerde kalacak. Bir sonraki hedefi 380 demiştik. Nitekim 360'da tutunmaya devam etti. Dolar düştü, ons yükseldi. Ons düştü, dolar yükseldi ama gram altın yerinden oynamadı ve oynamayacaktı. Ons'ta ve dolarda dramatik bir düşüş, paralel dramatik bir düşüş olmadığı sürece biz gram altını 360'ın üzerinde görmeye devam edeceğiz. Ama bunlar iyi günlerimiz arkadaşlar. Özellikle gram altın için iyi günlerimiz. Yakın zaman içerisinde ons'un yükselişine eşlik eden bir dolar fiyatıyla birlikte bir anda 380 liraya gelmiş bir gram altınla karşı karşıya kalacağız. Neden bu kadar emin konuşuyorum? Çünkü yukarıdaki seviyelerde artık buluşmaya başladı iki değer. Yani altının onsuyla doların fiyatı yukarıdaki seviyelerde buluşmaya başladı. Doların düşmesi için bir yığın sebep var diyenler var. İşte Türkiye IMF ile anlaşacakmış. Oradan oluk oluk para akacakmış. Bu nedenle Türkiye'de dolar fiyatları düşecekmiş. Türkiye para basacakmış. Dolar fiyatları düşecekmiş. Türkiye dolara müdahale edecekmiş. Dolar fiyatları düşecekmiş. Uluslararası piyasalarda FED para basacakmış. Piyasaya bol bol para verecekmiş. Bu nedenle dolar fiyatları düşecekmiş. Düşer. Çok geçici olarak düşer. İşte endeks ortalamasına baktığınız zaman dolar endeksi var biliyorsunuz. 103'e çıkar, 99'a iner. Sonra tekrar 103'e çıkar. Maksimum 97'ye iner. Sonrasında tekrar 103'e çıkar. Bir bakarsınız 104-105 seviyesinde bir dolar endeksiyle karşı karşıya kalmışsınız. Fed o kadar para basıyor. Dolar niye düşmüyor diye, dolar niye pul olmuyor diye soranlar olabilir. Gayet basit cevapları var. Bunu zaten günlerde sizlere vermeye çalışıyorum bu cevapları. Hatta aylardır vermeye çalışıyorum. Çok ciddi bir küresel felaket yaşıyoruz arkadaşlar. Ve şu anda bu felaketin içerisindeyiz. Biz daha ekonomik boyutuna geçmedik işin. Şu anda biz küresel felaketin faturasını ödemeye çalışıyoruz. Biz derken tüm dünyadan bahsediyorum. Amerika'dan İngiltere'ye, İngiltere'den Fransa'ya, Avrupa Birliği'ne, Asya ülkelerine, Türkiye'ye kadar herkes bu felaketin şu anda bedellerini ödeyip en az şekilde nasıl atlatabilirim telaşında. Bugünkü felaketin boyutlarını bir şekilde azaltmayı başarırsak bundan sonra yaşanacak ekonomik felakette biraz daha az olur telaşında. Yoksa herkes ekonominin çok ciddi sıkıntılar içerisinde olduğunu biliyor. Ve bu da tüm dünyada insanların dolara ve altına talebini arttırıyor. Kriz beklentisi. Yani herkes bizim gibi değil arkadaşlar. Onun altını çizeyim. Yani bizde kriz yok diyor birisi çıkıp. Kriz olmayacak merak etmeyin. Ekonomide her şey süper falan diyor birileri çıkıp. Bizimkiler de ne güzel harika falan diye alkışlıyorlar. Ama dünyadaki gerçekler böyle değil. Dünyadaki insanların pek çoğu özellikle gelişmekte olan ülkelerdekiler. Para sahipleri, yatırımcılar, büyük yatırımcılardan bahsediyorum. Şunu çok net bir şekilde farkındalar. Yarın öbür gün bu salgın bittikten sonra çok büyük bir ekonomik kriz gelecek. İşsizlik olacak, yoksulluk artacak, belki sosyal problemler artacak ve bu 2008 krizinden bile çok daha derin bir kriz olacak. Hatta bazı kurumlar benim ısrarla aylardan beri söylediğim şeyi söylemeye başladılar. Diyorlar ki salgından çok daha derin, çok daha sıkıntılı, çok daha problemli, çok daha büyük yaralar açabilecek bir ekonomik krizle karşı karşıya kalabiliriz.
Bakın şimdi kurumların tek tek açıklamalarını okuyacağım sizlere. Onlar daha bu açıklamaları yeni yapıyorlar. Bugün ve dün yaptıkları açıklamalardan bahsediyorum. Ben bunları sizlere aylardır söylüyorum. Ve bunlara bağlı olarak da diyorum ki dolara olan talep artacak, altına olan talep artacak. Bugünkü fiyatlar bile ya inanılır gibi değil, keşke o zaman alsaydık denilen fiyatlar haline gelecek arkadaşlar. Yani gram altındaki 360 lirayı, dolardaki 6.70-6.80 seviyelerini mumla arayacağız eskilerin dediği gibi. Mumla. Çünkü çok ciddi yükselişler, sıçramalar gelecek. Yok efendim borsalar yükseliyormuş, tavan tavan gidiyormuş. Amerika borsası dün 1930'lu yıllardan bu yana en yüksek yükselişini gerçekleştirmiş. Evet ama onun öncesinde de ciddi satış baskıları geldi. Arka arkaya satışlar geldi. Bakın petrol fiyatı şu anda %4.14'lük bir kayıp yaşadı. Daha önce %4.14'lük kayıplar ya da yukarı hareketlere baktığınız zaman şunu söylüyordunuz. Ne kadar sert hareketler. Ama 31 dolara gelmiş bir petrolde 1 dolarlık oynama bile artık neredeyse %3'lere falan denk geliyor. %4'lere denk geliyor. 80 dolar değil ki artık petrol fiyatı. O nedenle yüzdelik rakamlar artmaya başladı. Dolayısıyla bu kadar satıştan sonra gelen alımlar %4, %5, %10, %12 yukarıya doğru atabilir borsaları. Ama yarın bu kez %15 satış baskısı gelir. Size onu anlatmaya çalışıyorum. Yani günlük hareketler, günlük yukarıya çıkışlar, hızlı düşüşler falan sizi heyecanlandırmasın bir anda. Biz bu hareketleri daha çok ama çok göreceğiz. Aynı şeyleri dolarda da göreceğiz. Bakın arka arkaya borsalarda satışlar gelecek mi? Gelecek, kaçınılmaz bir şey. Biraz sonra okuyacağım sizlere. Kaçınılmaz bir şey. Borsalar kütür kütür düşecek. Salgının bitimi ve ekonomik krizin faturasının iyiden iyi ortaya çıkmasıyla birlikte. Daha önce de söyledim. Biz şu anda restoranda yemek yiyoruz. Daha hesap gelmedi arkadaşlar. Biz felaketin içindeyiz şu anda. Felaketin ne olduğunu net bir şekilde daha görmüş değiliz. Yarattığı yaraları görmüş değiliz. Milyonlarca şirketin iflası bekleniyor. İşsizliğin çığ gibi artması bekleniyor. Yoksulluğun çığ gibi artması bekleniyor. Bütün önemli kurumlar arka arkaya açıklama yapmaya devam ediyor. IMF bakın ne demiş? Salgın küresel ekonomide keskin daralmaya neden olacak. Dünya Ticaret Örgütü bu yıl küresel ticarette büyük bir daralma olacak. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'nun açıklamasına bakıyoruz. Küresel çapta 195 milyon kişi işsiz kalabilir diyor. Özellikle bu çalışma saatlerinin daralması, insanların evden çalışmaya başlamasıyla birlikte. Evet, güzel günler gelecek. Evet, bir gün gelecek insanlar evlerinden çalışacaklar, uzaktan eğitim alacaklar, uzaktan sağlık sistemi gelecek vesaire. Ama bu kademe kademe olacak dedim. Yani bugünden yarına olmayacak. Yani bu hastalık meselesi bittiği zaman biz bir anda oh ne güzel günler başladı falan demeyeceğiz. Bunun arkasından küresel ekonomik kriz gelecek. Bunun arkasından büyük bir sosyal patlama gelecek. Bunun arkasından büyük bir dünya savaşı gelecek belki. Ve bunun sonrasında da doğal olarak ister istemez insanlık değişim sürecine girecek dedik. Dünkü videomuzda ayrıntılı bir şekilde anlattım sizlere. Aslında o videoyu da izlediğiniz zaman doların bugünkü seviyelerinin ya da altının bugünkü seviyelerinin hiçbir öneminin olmadığını çok net bir şekilde anlardınız. Anlıyorsunuz da. Öbür taraftan şunu da altını özellikle çizmek istiyorum arkadaşlar. Dünyada Amerika ekonomisi bile çökme noktasında gibi görünürken bugünlerde neden dolara talep artıyor? Çünkü salgın sonrasında evet orada çok büyük bir ekonomik kriz yaşanacak ama bu ekonomik krizi en hızlı atlatan ülkelerden birisi olacak. Onun için güvenli liman olarak algılanıyor bir. İkincisi dolar çok convertible bir para ve dünyanın her yerinde rahatlıkla kullanılabilen bir para. Ticarette de tasarrufta da doğal olarak da insanlar yoğun bir şekilde dolar alıyor. Dolar almayanlar altın alıyor ama başka bir şey almayı tercih etmiyorlar. Devam edelim. Bakın kredi sigorta şirketi Coface göre diyor ki bu büyük şirket, dünya çapında global çapta bir şirket ve tüm süreçleri takip ediyor. Özellikle şirketlerin kredilerini sigortalayan bir yapıdan bahsediyoruz. Yani o şirketlerin neredeyse ıcığını cıcığını bilen bir yapıdan bahsediyoruz. Onun açıklaması küresel çapta şirketler %25 oranında iflas edecek diyor. Hatta Amerika ve İngiltere'de bu oran %36'lara çıkacak. Almanya'da %11 seviyelerinde kalabilir. Ama diğer tüm ülkeler
günlerde minimum %20 ile %40 arasında değişecek diyor. Daha çarpıcısını söyleyeyim sevgili dostlarım, o da şu: Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde bu deprem çok daha büyük olacak. Belki %50'lere varan oranlarda şirketler iflas edecekler. Bakın bunu söylüyor. ABD'de işsizlik başvuruları her geçen gün artıyor. 10 milyona yakın insan şu son 2 hafta içerisinde işsizlik maaşı başvurularına hücum etti. Nisan sonuna kadar bir 10 milyon kişinin daha işsizlik maaşı başvurularına hücum etmesi bekleniyor. Yani Nisan ayı içerisinde 20 milyon daha yeni işsizle karşı karşıya kalacak Amerika. Tekrar ILO'ya dönelim buradan. ILO ne diyordu? Çalışma saatlerinin kısalması, koronavirüsün etkisi, şirketlerin iflas etmesi vesaire gibi bir yığın nedenle 195 milyon kişi, küresel çapta 195 milyon kişi işsiz kalacak ve bunların önemli bir kısmı da Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde olacak diyor. Neden Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler? Sebep ortada. Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, Avrupa Birliği, bakın en son Avrupa Birliği 500 milyar euroluk bir yardım paketi açıkladı. Amerika 2.3 trilyon dolarlık daha bir yardım paketinden bahsediyor. Doğal olarak arkadaşlar, oraların imkanları bize göre daha geniş. Biz ne şirketlerimize ne vatandaşlarımıza doğru düzgün yardım yapamadığımız için biz ve bizim gibi gelişmekte olan ülkeler işsizlik ve iflaslar daha fazla olacak ve doğal olarak reel sektör, bankacılık sistemi çok daha büyük sıkıntılar içerisine girecek. Kredi bulması çok daha zor olacak. Aynı zamanda dolar sıkıntısı gibi sıkıntılar nedeniyle inanılmaz kur şoklarıyla karşı karşıya kalabilecek ve bu nedenle de işsizlik boyutu diğer gelişmiş ülkelere göre, parası olan ülkelere göre daha fazla olacak diyor. ILO söylüyor bunu da. Ve şimdi bütün bu koşullar içerisinde, yani salgın ciddi anlamda dünyanın her yerine yayılırken, dünyanın insanlığını tehdit ederken bir yanda sağlık açısından, öbür taraftan ekonomileri de çok ciddi vururken ve salgın bittiğinde çok ciddi büyük bir ekonomik kriz beklenirken, Amerikan borsası efendim 1930'lu yıllardan bu yana en büyük yükselişini kaydetmiş. E ne olacak? Kalıcı mı yani? Kalıcı mı? Yani bu gerçekçi bir şey mi? Öbür taraftan Türkiye'de de borsa bir anda 96 bine yükselmiş, Amerika'daki borsanın yükselişine bağlı olarak. Gerçekçi mi? Her ikisi de çok net balon arkadaşlar. Ve bu balon çok yakın bir zaman içerisinde öyle bir patlar ki özellikle bu patlamadan küçük yatırımcı büyük zarar eder. Sizi defalarca uyardım, bir kez daha uyarıyorum. İster dinlersiniz, ister dinlemezsiniz arkadaşlar. Altın 280 lira olacak. Olacaktı gramı. Ne oldu? 360 lira. Ons 1200 dolar olacaktı. Ne oldu? 1700'e geldi neredeyse. Dolar fiyatı 5 olacaktı, 4 olacaktı, 3 olacaktı. Ne oldu? 7 liraya dayandı arkadaşlar. Ağzı olan konuşuyor, ağzı olan konuşuyor. Siz dünyadaki hiçbir gelişmeyi ele almayacaksınız. Türkiye'deki hiçbir habere, dünyadaki hiçbir habere bakmayacaksınız. Bilançoları okumayacaksınız. Sadece iki tane grafik üzerinde şu noktadan şu noktaya, bu noktadan bu noktaya gider diyeceksiniz. Sadece teknik destek ve direnç noktalarına bakacaksınız. Ve ona göre de diyeceksiniz ki dolar yükselir, dolar düşer kardeşim. İş böyle değil arkadaşlar. Evet, teknik önemlidir. Bunu da kabul ediyorum. Ama teknik tek başına yeterli değildir. Teknik yatırım alanında %10 bile değildir çoğu zaman. Temel veriler önemlidir, bilançolar önemlidir. Şimdi bankalara gidip kredi talep ettiğinizde şirket ya da şahıs olarak orada sizin teknik durumunuza bakılmaz. Ya bu adam şuraya gelirse kredisini geri öder, buraya giderse kredisini geri ödemez demezler ki. Sizin gelirinize bakarlar, giderinize bakarlar, defterlerinize bakarlar, borçlarınıza bakarlar, ödeme kabiliyetinize bakarlar. Bakarlar da bakarlar. Sonrasında da derler ki ya kardeşim sen ödeyebilirsin ama yine de bir kefil getir bize. Ya da kardeşim sen ödeyemezsin, biz sana kredi vermeyiz. Ya da sen çok sağlamsın, senin istediğinden daha çok krediyi bile sana veririz derler bankalar. Aynı şey tüm kurumlar için geçerli. O nedenle mesela IMF Türkiye'ye oluk oluk para verecekmiş. Niye versin arkadaşlar? Koronavirüs nedeniyle destek verebilir ama koronavirüs nedeniyle verir. Koronavirüs alanında kullanılmak üzere. Yani senin ekonomik krizin nedeniyle vermeyecek. Bu da sana bir çare olmayacak.
dolarını düşürmeyecek. Senin buradaki gram altının düşmesine sebep olmayacak. Bunu görün artık. Ve son olarak şunu söyleyeyim. En başta söylediğimiz şeyi bir kez daha söyleyelim. Bu koşullar içerisinde net borsalarda satışlar devam edecek arkadaşlar. Bu koşullar içerisinde net dolar çok hızlı bir şekilde yükselmeye devam edecek. Şu andaki 6.80-7.20 seviyeleri çok hızlı yükselişler değil. Sadece kademeli hedefine ulaştığı noktalar. Öbür taraftan gram altın artık 380 değil 402 lira. Bakın 400 lira da demiyorum. 402 liraya gidecek. Altının onsu 1740 dolara gidecek. Daha ne diyeyim ben size bakın. Nokta atış söylüyorum. Daha önce nasıl söyledik gerçekleştiyse bugün de söylüyorum. Evet bunlar yatırım tavsiyesi değil. Evet son kararı kendiniz vereceksiniz. O sizin bileceğiniz iş. Ama bütün bu koşullar, bütün bu veriler ışığında sizlere söylüyorum. Altının onsu 1740, dolar 7.20 ve altının gram satış fiyatı 402 lira olacak arkadaşlar. Evet revize ettim ama aşağıya doğru değil, yukarıya doğru arkadaşlar. Bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Ve eğer kanalımıza destek olmak istiyorsanız katıl butonuna basarak oradaki alanlardan herhangi birisine üye olabilirsiniz sevgili dostlarım. Hoşça kalın, mutlu kalın.